Evet, şimdi dönelim. Bu yandaş fondaş gazeteci, yazar, çizer arkadaşların durumuna. Kemal Kılıçdaroğlu'na kılıcı çektiler. Bir taraftan da Meral Akşener biliyorsunuz salvolar yapıyor. İşte geçen bir yayına katıldı ve o yayında masanın altını ifşa etmeye başladı. Biz masanın üstünde hi hi yapıyorduk ama alttan birbirimizi tekmeliyorduk falan dedi. Tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Mesela bunlardan bir tanesi dün yine yayınlamıştım. Neydi o? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 13. Cumhurbaşkanlığının müstakbel yardımcıları, söz sahibi, yetki sahibi, müstakbel yardımcıları olma fikri bana ait değildi dedi. Halbuki öyle değil. Kürşat Zorlu o süreçte bir açıklama yapmış. Biz eğer Kılıçdaroğlu adaysa o vakit biz de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığını önerdik. Onlar da kabul etti demişti. Meğerse öyle değilmiş. Hangisi doğru onu da bilmiyoruz. Bu teklif, biz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olalım teklifi Meral Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan gelmişmiş. İşin daha vahimi, hani o dışarıda binlerce kişi vardı çıkıp bunu açıklamışlardı. Ekrem İmamoğlu bir tarafta, Mansur Yavaş bir tarafta falan bir tiyatro. O tiyatro öncesinde Temel Karamollaoğlu'nun da Ali Babacan'ın da konudan haberi yokmuş. İtiraz etmişlermiş bir şeyler falan. Ne diyordu o Adnan Beker? Allah bu milleti seviyormuş, korumuş, iyi ki de seçilmedik. Bu Kemal Kılıçdaroğlu iyi ki de seçilmedi falan demeye başladı İyi Parti. Bunun yanında orayı daha henüz anlayamadık. Dün akşamda da yazmıştım onu. Meral Akşener pazarlıkta el mi yükseltiyor? Pazarlıkta daha güçlü hale gelmek için mi yapıyor? Yoksa gerçekten öyle mi bilmiyoruz. İki görüş var. Bu görüşü benim açımdan kuvvetlendiren unsur şu. Meral Akşener, işte o Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamalarda bunu söylüyor. Diyor ki biz tek başımıza seçime gireceğiz. Kendi partilerine de söylemişti. Tek başına seçime gireceğiz ve kendi boyumuzun ölçüsünü göreceğiz diyor. Kantara çıkıp kendimizi tarttıracağız. Kaç okka çekeriz, kaç okka geliriz bunu göreceğiz. İttifak falan yapmayacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer yerlerde İyi Parti olarak %5 de alsak, 10 da alsak kendi adayımızı çıkaracağız demişti. Fatih Altaylı da bir küçük ilave etti buna. Küçücük bir ilave. Dikkatlerden kaçtı ama benim dikkatimden kaçmaz. Orada diyor ki, evet bu kanaatteyiz. İzmir'de ne laleydi? Bir laleyi aday göstereceğiz. İstanbul'da bir başkasını, Ankara'da bir başkasını adaylarımızla çıkacağız. Bunu da GİK'e, Genel İdare Kurulumuza götüreceğim. Eğer onlar da onay verirse, bu böyle. Eğer onlar da onay verirse, ya vermezse? Pazarlıkta el yükseltiyor anlamına mı geliyor bu? Hı? Ama öyle ya da böyle fark etmez. Başka açıklamaları da var. Ya biz yanlış yaptık. Bu ittifaklarla olacak iş değil diyor. Bu ittifaklar doğru değil diyor. Cumhur İttifakı o açıklamayı geçmişte de yapmıştı. Et ve tırnak gibi. Acayip birbirlerine bağlılar. Bizimki öyle değildi işte. Proje ittifakıydı, şuydu buydu diyor. İttifakların Türkiye'ye zarar verdiğini söylüyor. Tüm bunları söylüyor. İttifaklar Türkiye'ye zarar veriyor. Öbür taraftan Allah korudu bu milleti diyorlar. Öbür taraf. Ya, tüm bunlar oluyor. Şimdi bir daha sen dönüp bir ittifak içerisinde, bir pazarlık içerisinde girersen inandırıcılığın kalmaz. Benim açımdan problem yok. İster ittifaka gir, ister yani benim açımdan derken. Bir şey söylediğinizde hemen onun arkasına, önüne, sağına, sonuna birçok şey ekliyor. Değil mi? İttifak olursa şöyle. Bana ne ya? Bize ne? İttifaktınız zaten. Millet ittifakıydınız. Seçime girdiniz. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun dediğimizde değil mi? Siz Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyorsunuz. Korkuyorsunuz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyorsunuz dediler. Ya işte yayına katılıyor CNN'de işte bunu söylüyorsun falan bunları söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyorsunuz. Kazanacak korkuyorsunuz değil mi falan. Ya tuhaf insanlar bunlar. Ya. Hakikaten tuhaf insanlar ama hülasa şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyorlar. Fatih Portakal pişmanmış, üzülmüş, kandırılmış. Sen de milleti kandırdın. Özür dilerim diyor. Beni diyor kandırdılar diyor. İsmail Saymaz aynısını söylüyor. Nevşin Mengün aynısını söylüyor. Fatih Altaylı aynısını söylüyor. Herkes aynısını söylüyor. Bu Kemal Bey'le olmaz. Kemal Bey bizi kandırdı. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. Şeyi de veremiyor muyuz bugünkü manşeti göremiyor muyuz biz? Tamam ver manşeti. Aslında iyi adam Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey'le devam etmeleri lazım. Türkiye'de Kemal Bey'den daha güçlü. Sarıgül söylüyor ya. Sarıgül. Ya bu Mustafa Sarıgül de çok alem adam, çok hoş adam. Mustafa Sarıgül her şeyi söyleyebilir. Her türlü saçma cümleyi kurabilir. İstediğini yapabilir. Çünkü o Mustafa Sarıgül.
Ben Mustafa Sarıgül'ü severim. Zaman zaman da arar konuşuruz ederiz vesaire. Orada sıkıntı yok. Rivayet odur ki oğlunu İstanbul Şişli'den belediye başkanı adayı yapmak istiyor. Bunun için de Kemal Bey'i allıyor pulluyor. Eyvallah. Bak onu da söyleyeyim. Yani Sarıgüller Şişli'de aday olabilirler. Bu bahsi diğer. Ama işte o oğlu aday yapılsın diye Mustafa Sarıgül bir övgüler diziyor. Öyle böyle değil. Diyor ki Kemal Bey giderse CHP baraj altında kalır. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Kemal Bey aslında iyi adam. Giderse CHP baraj altında kalır. Kemal Bey gibi bir lider, bir genel başkan daha bugüne kadar Türkiye'de görülmemiş. Hele ki şu var ya şu muhteşem bir şeydi. Bak şu parmakları çekelim. Benim yaptığım kalp daha güzel değil mi? Şöyle bak Nizami. Şu kalbin alt kısmı biraz daha sivrileşecek. Hakikaten Nizami. Bu arkadaşlar seçim sürecinin bilmem kaç ayını şu hareketi yapabilmeyle uğraşarak geçirdiler. Yani. Bunu Temel Karamoğlu böyle yaptı, böyle. Ali Babacan böyle yaptı, bilmem ne yaptı falan. Çok güzel adamlar. Düşün seçim oldu bitti, dün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Seçim oldu bitti, kabine kuruldu, işle başlandı. Deprem bölgesinde binalar yükseliyor. Erdoğan işte Rusya'ya gidiyor. Tahıl koridorunu açmaya çalışıyor. Öbür taraftan o yapılıyor. Bir sürü iş yapılıyor. Bu arkadaşlar hala o gün masada şu olmuştu. Alttan benim ayağıma tekme vurmuşlardı. Bir öbürü tükürüp kaçmıştı. Biri beni korkutmuştu. İşte falan bunları konuşuyorlar. Yerel seçimde geldi kapıya dayandı. Ey CHP'liler. Bak ben size diyorum ki 50 defa diyorum. Özellikle CHP'lilere diyorum. İyi partilere de söylüyorum. Yapacağınız bir tek şey var. Şunu kabul edin. Türkiye'deki asıl sorun iktidar sorunu değil. Türkiye'de iktidar sorunu yok. Türkiye'de muhalefet sorunu var. Ve bu muhalefet sorununun sorumlusu sizsiniz. Nokta. CHP'ye gönül verdikleri iddiasında olanlardır. Siz iktidara haddini bildireceğine muhalefete haddini bir kere bildirin. Bak bakalım böyle olacak mı? Bir temizlik, bir operasyon yapın şu CHP'ye, İYİ Parti'ye, şuna buna. Bir gerçek kişiler, bağımsız kişiler, siyaset erbapları, ülkesini, bu milleti dert eden isimleri bir bulup getirin, bu partinin başına koyun. Bak bakalım bu sıkıntıları yaşayacak mısınız? Türkiye'nin asıl sorunu, muhalefet sorunu, ister kabul edin, ister etmeyin. İster benim bir başka sahikle, siyasi sahikle söylediğimi düşünün, ister düşünmeyin. Ben ne diyebilirim ki size? Ama hakikat şu ki, bu seçimden sonra da oturup, o öyleydi de, bu böyleydi de, şunu şöyle yapsaydık, o öyle olmazdı, bu şöyle olmazdı diyeceksiniz. İyisi mi? Bugünden umut bağlamayın. Bugünden bel bağlamayın. Hangi biriniz çıkıp da şu İstanbul'da otobüsler niye yanıyor Ekrem İmamoğlu diye sordu. Hanginiz bir çıkıp da ya hani şu 872 milyon dolar harcadın. İstanbul'u bir daha su basmayacak dedin. Neydi dünkü o felaket diye sordunuz. Hadi o felaket yaşandı. Hadi diyelim ki İmamoğlu'nda suçu yok. Ama hangi biriniz çıkıp da yahu niye sen sokak sokak orada değilsin? Ev ev orada değilsin. Niye İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelini fen işlerinden, iskisinden, şusundan, busundan bölgeye sevk etmedin? Niçin vatandaş kendisi para verip vidanjör kiraladı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vidanjörleri niçin yetmedi? Yetmediyse niçin belediye olarak İstanbul'daki özel o vidanjörleri, şunları bunları kiralayıp o vatandaşın sorununu gidermedin? Niçin diye sormadın. Sormadınız.